Merhaba arkadaşlar. Sosyoloji dersine girmiş olduk. Bugünkü dersimizde arkadaşlar sosyolojinin alanıyla dersimize başlamış olacağız. Göreceğimiz konulara bir göz atalım. Sosyolojinin alanı, ünite 1, A sosyolojinin konusu, sosyolojinin özellikleri, neler olduğunu göreceğiz. Sosyolojinin alt dallarını görmüş olacağız. Genel sosyoloji gibi. Veri toplama teknikleri, tüme varım, tümden geleyim. Birleştirici yöntemi görmüş olacağız. Sosyolojinin en çok ilişkide bulunduğu sosyal bilimleri göreceğiz. Bunlardan tarih, psikoloji göreceğiz, siyaseti göreceğiz. Antropoloji arkadaşlar, siyaset bilimi. Bunlar üzerine durmuş olacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz sosyoloji ikinci kısımda yani sosyal bilimlerde karşımıza soru olarak çıkmaktadır. LYS kısmında 10 tane soru çıkmaktadır. Arkadaşlar. Peki sosyoloji sorularını çözmek için neler yapacağız? Sosyoloji soruları arkadaşlar genelde tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden belli başlı kavramları, tanımları iyi bileceğiz. Ona göre dikkat edeceğiz. Soru yoğunluğuna baktığımız zaman sosyolojinin alanından en az iki tane soru gelmektedir. Arkadaşlar en az iki tane soru gelmektedir buradan. Evet ilk konumuza başlayabiliriz. Sosyoloji nedir? Sosyolojinin konusuyla dersimize başlayabiliriz. Sosyolojinin konusu diyelim. A sosyolojinin konusu. Arkadaşlar, sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyoloji toplumda meydana gelen değişmeleri, olayları, kurumları ele alan bir bilimdir. Yani sosyoloji ana konusu toplumdur. Toplumun yapısında ana konusu nedir? Genel olarak toplum. Toplumu ele. Peki toplumun içinde neler var sizce? Sosyolojiyle ilgilendiren kurumlar vardır. Mesela ekonomi kurumu, din kurumu. Bunların topluma etkisi. Örnek olarak ekonomi kurumu. Toplumsal kurumlar diyoruz. Toplumsal kurumlar. Toplumsal kurumlar. Nedir bu toplumsal kurumlar? Ekonomi, din, eğitim bunların hepsini sayabilir miyiz? Sayabiliriz. Bunun yanında arkadaşlar toplumsal ilişkiler. Toplumdaki ilişkiler nelerdir? Mesela toplumsal ilişkiler. Düğün törenleri mesela, cenaze törenleri, akrabalık ilişkileri, toplumda olan olaylar. Bunlar nedir? Toplumsal ilişkiler. Sosyal grup. Yine sosyolojinin konulardan birisidir. Aile nedir? Bir sosyal gruptur. Okul nedir? Bir sosyal gruptur. Arkadaşlarınız nedir? Bir sosyal gruptur. Bunlar arasındaki ilişkiler nedir? Sosyal bir gruptur. Sosyal grup bu konular üzerine durur. Bunun yanında kültür nedir? Türk kültürü mesela. Türklerin yemek kültürü, Türklerin düğün kültürü neye girer? Yine sosyolojinin konusuna girer. Kültür konusu. Örf adetler mesela, gelenekler, görenekler yine kültürü oluşturur. Bunlar arasındaki değişim, bu kurumlardaki değişimler nedir? Sosyolojinin konusuna girer. Bu kurumların yapısındaki değişimler yine sosyolojiyle ilgilidir. Bu kurumların gelişmesi. Kısacası toplumda meydana gelen değişimleri, gelişimleri inceleyen bilime ne diyoruz biz? Sosyoloji diyoruz. Sosyolojinin konusu olarak toplumsal kurumlar, toplumdaki olaylar mesela nedir? Göç, mesela savaşlar, deprem olayları nedir? Sosyolojinin konusunu ilgilendiren şeylerdir. Mesela kuş gribi, toplumdaki toplumu etkilemesi, toplumun ekonomisini etkilemesi, aile yapısını etkilemesi ya da bir depremin ne yapması? Aile yapısını etkilemesi, toplumu etkilemesi nedir? Ya da maalesef terör sorunu da bir nedir? Toplumsal olaydır. Bu toplumsal olay ne yapar? Toplumun yapısını etkiler. Ya da doğudan batıya göç, gece kondulaşma ya da aşırı kentleşme, sanayileşme nedir? Yine sosyolojinin konusundan biridir. Sosyal grup.
Yani bütün gruplar, toplumdaki bütün gruplar, iş yerindeki gruplar ya da toplumun kendisi ne yapar? Toplumun kendisindeki değişmeler sosyolojiyi ilgilendirir. Kültürümüzün değişmesi mesela nedir? Kültürümüze bir takım değişiklikler oldu. Yani Cumhuriyet'ten bu yana ya da daha eski tarihlerden bu yana kültürün değişmesi ne olmuştur? Modernleşmesi, elbiselerde, kıyafetlerde, moda akımlarında değişme yine neyle ilgilidir? Sosyolojiyle ilgilidir. Kadınların elbiselerindeki değişimler ya da insanların, toplumumuzdaki insanların kılık kıyafetindeki değişiklikler yine sosyolojiyle ilgili şeylerdir. Evet arkadaşlar, peki sosyolojinin amacı nedir genel olarak sizce? Sosyolojinin amacı diyoruz. Sosyolojinin amacı. Ne yapar bir sosyolog sizce? Bir sosyolog ne yapar? Sosyolojinin amacı arkadaşlar toplumların toplumların değişimini, gelişimini araştırmaktır. Yani Türk toplumundaki değişmeler nelerdir? Türk toplumu hangi aşamalarda geçmiştir? Toplumdaki değişmeler. Türk toplumu Osmanlı'dan bu yana hangi değişimlerden geçmiştir mesela? Türk toplumun değişimleri. Ondan sonra Türk toplumunun gelişimi ya da kültürünün gelişimi nedir? Yine sosyolojinin konusuna girer. Bunları ne yapar? Bunları araştırmaya çalışır. Bunlar üzerinde durmaya çalışır. Türk toplumunun değişimi, gelişimi bunlar üzerinde bir genelleme yapmaya çalışır. Genelleme yapar. Önce sosyolog ne yapar? Türk toplum yapısını inceler. Bu toplum yapısındaki değişimi görür, gelişimi görür. Ondan sonra genel bir sonuca varır. Bunlar üzerinde durmaya çalışır. Arkadaşlar. Peki sosyoloji bireyle mi ilgilenir? Toplumla mı ilgilenir? Sosyoloji fertle ilgilenmez. Yani ferde ait sorunlarla değil, sosyoloji ferde ait sorunlarla değil, ferde ait sorunlarla değil, daha çok neyle ilgilenir? Daha çok toplumsal sorunlarla ilgilenir arkadaşlar. Daha çok toplumsal. Daha çok ne yapar? Toplumsal. Toplumsal sorunlarla. Mesela Tarkan'ın evlenmesi atıyorum. Onunla ilgilenmez. Ya da depremin 1999 depremin Türk aile yapısına, Türk yaşamımıza etkisi nelerdir mesela? Ya da referandumun etkileri nelerdir? Ya da göçün etkileri nelerdir? Bunun gibi genel konular üzerine durur. Ahmet'in ya da Ayşe'nin evlenmesi değil, genel sorunlarla ya da bir futbolcunun transferiyle değil, genel olan sorunlarla ilgilenir. Ya da Bursa takımının mesela şampiyon olmasıyla o şehre etkisi nelerdir? Onunla ilgilenebilir. Genel olması gerekiyor. Peki sosyoloji nasıl bir bilimdir arkadaşlar? Sizce nasıl bir bilimdir? Sosyoloji, dikkat, pozitif bir bilimdir. Psikoloji nasıl bir bilimdir? Pozitif bilimdir. Pozitif bilim olması ne demektir? Deney ve gözlem yapması demektir. Yani soyut konularla değil, olgusal konularla uğraşması demektir sosyolojinin. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar, karşımıza çıkacak. Peki sosyolojinin konusu soyut mudur, somut mudur? Sosyoloji toplumdaki somut konularla, olgularla uğraşır. Sosyolojinin konusu o zaman nedir? Konusu olgulara yöneliktir. Olgulara. Yani gözlenebilir şeylerle uğraşır sosyoloji. Sosyoloji gözlenebilir olanla uğraşır arkadaşlar. Peki devam edelim. Sosyolojinin bilim olarak incelenmesini kim başlatmıştır? Sosyolojinin kurucusu kimdir arkadaşlar sizce? August Comte'dur. Sosyolojinin kurucusu Comte'dur. A nokta ya da August Comte. Sosyolojinin kurucusu arkadaşlar August Comte'dur. Sosyolojinin kurucusu. Sosyolojinin yöntemini nasıl, neler yapması gerektiğini kim belirlemiştir?
sosyolojinin kurucusunun August Comte olduğunu söyledik. Peki sosyolojinin yöntemini, konusunu ve yöntemini kim belirlemiştir? Emile Durkheim. Sosyolojinin konusunu ve yöntemini kim belirlemiş? Emile Durkheim. Fransız Durkheim. Konusunu ve yöntemini belirlemiştir. Bu yöntemleri arkadaşlar göreceğiz. Konusu ve yöntemi diyelim. Evet. Sosyolojinin konusunun ne olması gerektiğini, konusu ve yöntemini. Peki sizce niçin sosyolojiye, sosyoloji bilim olarak ortaya çıkmasının sebepleri neler?